Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz inşallah. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kuşumuz kalmadı, bunları da götüreceğiz. Şunu bir indirelim bakalım, hadi bismillahirrahmanirrahim. Şunu da Yasin'e götüreceğiz unutmazsak inşallah. Şöyle koyayım. Yememiz bu arada bitti, bu akşam yem alacaktık. Yarına kaldı, inşallah idare edeceğiz. Ben bir orayı bir hemen dondursam mı ki ya? Neyse hemen hallettim zaten. Arkadaşlar burada kalan kuşlarımızı da götürüyoruz. Ondan sonracıma orada dörtlü kafesleri kurduk. Kuşları atması kaldı. Allah'ın izniyle kuşlarımızı atacağız. Bu işi bitireceğiz. İnşallah bakalım orada verimli ürün alırız. Şunu bir şöyle yapayım. Şunu da bir şöyle yapayım. Bir bakayım gider ayak hani bize bir sürpriz yapmış olabilirler mi? Bu tırrekler. Beklediğimiz gibi yapmamışlar. Kapatıyoruz. Ve hatta şurayı da açmışlar. Bunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bak bununla da uğraşmış. Bunlar şerefsiz ya. Oğlum niye böyle şeyler yapıyor? Ananı. Düşse ne olacaktı? İyi olmazdı. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bak şimdi size taktiğimizi söylüyorum, tamam mı? Bunu alıyoruz. Ondan sonra kuşların hepsini şuraya dıkıyoruz. Ondan sonra dördünü oraya koyacağız. Sonra balkona gideceğiz. Orada açacağız hepsini zaten. Bunun yuvası zaten boş. Bunun içinde tüy bile çok azdı. Bunun içinde ama kemirme vardı. Her neyse. Şimdi biz bunları gençler şöyle yapıyoruz. Bunları kutuya alacağız. Şu kutuya alacağız Puma'nın. Ondan sonra papağanımızı buraya alacağız. Aslında ben şöyle de yapabilirim. Bunları şu kafese alsam. Papağanı buraya alsam. Bunları da kafesten götürürüm. Evet mantık akıyor. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar hadi hemen işleme başlayalım. İşimiz gücümüz var ya. Hemen zaman kaybetmeyelim. Şunu bir alalım ilk önce. Papağanımı kaçırmadan. Ama nasıl olacak şimdi? Bir saniye arkadaşlar, ben hemen bu işi bir çözeyim, ondan sonra size döneceğim. Gençolar şimdi bir yaptığımız şeyi göstereyim. Arkadaşlar zaten bu bölmeliydi ya. Tüm kuşları buraya aldım. Ondan sonra papağanı şimdi şuraya sallayacağım. Sonra bunları buraya alacağım. Ara bölmeyi çekeceğiz. İş bu kadar basit. Hemen devam edelim. Şimdiki aşamada her şeyi size gösteriyorum. Carlos'u buraya aldım. Carlos ne yapıyorsun? Aslan parçası. Bana kendini göster dostum. Evet Carlos burada, 4 tane kuş burada. Bunlar tabi Yusuf ve bunların hepsi götü şimdi fısır fısır ediyor. Çünkü Carlos'u görünce ben olsam bunların boyu da ben de bunu görünce fısır fısır ederdim. Her neyse şimdi bunları alıp hemen buraya şutlayalım. Arkadaşlar kuşlarımızı kafeslere koyduk. Herkes zaten kendi eşiyle ilgileniyor. Güzel. Şimdi şöyle göstereyim size. Burada birkaç tane de eşyalar vardı. Bunları da götüreceğiz. Ondan sonra şöyle bak bunu unutmuştuk. Bunu da alalım. Başka bir şey şöyle bakıyorum hem de flaşın ışığıyla. Yok. Hadi gidebiliriz. Evet arkadaşlar bizim nacizane küçük üretim haneciğimize hoş geldiniz. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. Buraya gelirken arkadaşlar maalesef ben maske takıyorum. Bildiğiniz üzere hani kuşlardaki toza karşı hani alerjim olduğu için. Şöyle acaba buraya tutsam görünür mü? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Maalesef burada maskeyle duruyorum. Arkadaşlar şöyle sizlere kuşlarımı zaten göstereceğim. Bunları getirdik. Bunları yerlerine koyacağız. Arkadaşlar videoya başlamadan önce görmüş olduğunuz gibi ilk önce şu iki büyük camı açtım. Şöyle bir uzaktan göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani sağ sol iki farklı yana doğru açtım. Birazcık bekledim. İçerideki hani o kokudur, tozdur çıksın. Ondan sonra videomuza başlayayım istedim. Şimdi bismillah deyip başlayayım şöyle göstermeye. Arkadaşlar bu benim yeni takımım. Bunu zaten görmüştünüz. Şurada bir tane daha var. Bunu sonradan getirdim. Bunu görmediniz. Duydunuz ama görmediniz. Şuradan bismillah deyip göstermeye ve başlayalım hani anlatmaya. Arkadaşlar burada Çekoslovak bir takımımız var. 3 tane yavrusu var altında. Şunu bir yan tarafa kaydırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada 3 tane bıcırığımız var. Ben şu camı bir kapatmak istiyorum ki hani biraz daha tedirgin ol, yani açıkçası biraz tedirgin oldum. Arkadaşlar burada sineklik var. Çok şükür buradan bir sıkıntı yaşamayız. Şurayı kapatmayalım. Gençler bu takımımızın altında 3 tane yavrusu var dediğim üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunların adı ne peki? Eminim ki merak ediyorsunuz. Arkadaşlar bunlara Paşa ve Hayalet ismini vermeyi uygun gördüm. Sebebi de yavrularına her koşulda bakmalarından dolayı. Şöyle bismillahirrahmanirrahim yavru küçüğümüzü göstereyim size.
Şöyle güzel, tatlı, minnoş bir yavrumuz var. Annesi birazcık tüylerini yolmuş bunun belli ki arkadaşlar. Yoksa böyle bir sistem olmaz. Görmüş olduğunuz gibi maşallah çok tatlı. Arkadaşlar bu yanlış yumurta. Onu da söyleyeyim size. Bunlar ilk kuluçka, bu ikinci kuluçka. Yani ama kuş daha önceden yavru yaptı ama ben kuluçkaların ismini söyledim. Yani bunlar bir kuluçka, bu bir kuluçka. Yanlış yumurta alınmış. Şurada iri Çekoslovak bir yavrum var. Maşallah demeyi lütfen unutmayalım. Bunlar arkadaşlar yeme düştü sayılır. Bakayım bir. Bunu ayırsak yem kırar arkadaşlar. Maşallah sarı yüz. Güzel bir dişi Çekoslovak. Şurada beyaz parçalı arkadaşlar. Yine yeme düştü düşecek. Gerçekten iri. Hani fark ettiğiniz üzere. Ayağında bir sıkıntı yok. Ayağı öyle durdukça. Ha şimdi düzeldi. Gerçekten iri arkadaşlar. Zaten ben size yerlilerin yavrusunu da göstereceğim. Ana baba bu şekilde. Burası arkadaşlar benim ilk önce bir hangileri benim onu söyleseydim iyiydi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir göstereyim abi. Bak. Şurada yine kuşlar var. Bunlar Yasin'in, tamam mı? Bunlar Yasin'in. Şu kafes Yasin'in. Bu dörtlü kafes. Burada yine bir tane tepeli erkek. Ve ölen baboşun arkadaşlar bu yavrusuydu. Şimdi kız işte eşe attık. Yani bu kafes Yasin'in. Sonra gençler dediğim gibi burası çek. Bu bizim tepeliyle yanındaki kırık erkeğimiz öpüşüp koklaşıyorlar. İnşallah kısa zamanda bir sonuç alırız. Ki bu ortamda alacağımıza inanıyorum inşallah. Ondan sonra cıma... Abi burada da nefes nefese kalıyor insan ya. Burada arkadaşlar dediğim gibi yerli bir dişimiz var. Bu dişi tek başına bakıyor yavrularına. Bunun kocası şurada. Görmüş olduğunuz gibi. Sarı, turkuaz, mavi, yani sarı surak. Turkuaz bir mavimiz arkadaşlar. Bunun altında 3 adet yavrusu var. Bu da bana ait. Bunun yavruları ufak. Hani cüsse olarak ufak arkadaşlar. Sonuç itibariyle bu yerli. Bunlar Çekoslovak bir çiftimizdi. Şöyle ben size yavrusunu göstereyim. Ha, cam kapatmıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu biraz yuva dağınık olduğu için arkadaşlar sıkıntı çıkabiliyor. Annesi şurada. Bunun altında 3 adet. Abi maskeyi çıkartmak istiyorum ya. Böyle konuşamıyor insan. Şu yan tarafı bir açayım. Yavruları şimdi çıkartıyorum. Evet, bunların arkadaşlar yavruları biraz daha ufak bir boyda. Sebebi hani bunlar yerli yavrular. Bunlar Çekoslovak'tı. O yüzden bununki iriydi. Bak göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Boy farkını görüyorsunuz. Gün olarak aynılar. Bunlar arkadaşlar gün olarak aynı olmalarına rağmen olan en büyük en altı aldılarlar. Ama bu hani cüssü olarak daha büyük. Çünkü bu Çekoslovak bir yavru. Maşallah yavrularımıza. Şimdi bunları da yerlerine koyalım. Arkadaşlar bunlar daha çoklardı ama adam yeme düştükçe almış. O yüzden bu üçü kaldı. Bunlar da aynı o şekilde arkadaşlar. Gel oğlum seni bir yerine ben koyayım. Ya kızım pardon. Maşallah. Şimdi yavrularımızı bir yerlerine koyalım. Bunlar fix ya. Aynı yavru gelmiş bak. Ve arkadaşlar kuşlarımız kızgın. Dişimiz. Her ne kadar çene kısmından belli olmasa da bunda popodan belli oluyor. Yavrular çıkınca arkadaşlar hemen tekrardan yumurtlar. Ben dişi kaçırmadan sonra başıma iş almadan hemen şu yavrularını koyayım. Maşallah demeyi lütfen arkadaşlarım unutmayalım. Az daha aşağı gidiyordu ha. Gençler burada toz cidden var. Hani bu alerjisi olan insana sıkıntı. Herkese değil açıkçası ama
Şöyle bir göstereyim. Görüntü böyle. Hani size sıkıntı etmez ama bana sıkıntı ediyor ya. Tozu, alerjisi. Kötü oluyor maalesef. Evet, şimdi onlar gösterdik, bunlar gösterdik. Arkadaşlar, bunlar salmayı bekliyor. Nasıl bağırıyorlar, bak bak. Şurada abi birazcık nefes almak istiyorum. Gerçekten öleceğim. Şurada birazcık nefes alayım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi ağzından maskeyi çıkarttım birazcık. Taşırken de böyleydi. O yavrular acayip ses çıkartıyor. Maalesef maskeyi geri takacağız. Yoksa toz var. O yavrular bayağı bir ses yapıyor. O yüzden ben bu dörtlü kafesi getirirken gerçekten yani perişan oldum. Ondan sonracığım arkadaşlar şöyle bir tekrardan geleyim şu kısma. Burada değerli dostlarım bunlar salmaya gidecekler. Şunlar zaten kendimize ayırdığımız yavrular. Şu, şu, şunla şu. Şu erkekle bu erkek arkadaşlar dişilerinden ayrı. Bunların ikisinin, ha bunun dişisi, bunun dişisinde şu an yumurta yok. Gerçi bunu bir mavişe atacağım ben de. Şunu arkadaşlar bu yavruları çıksın yine atacağım eşine. Hemen yavru yapar zaten. Bunlar büyük bir salmamız var. Salma gelecek. Salma geldiği zaman salmaya atacağım ben bunları. Şimdi gençler şöyle bir şey yapacağız. Şu gördüğünüz kuşları da dörtlü kafesimize dizeceğiz. Birazcık kirli ama ben bunu yarına temizlerim. Sıkıntı değil ya. Şimdi yuva lazım. Ha ben yuvaları falan getirmiştim değil mi? Evet. Şuna birazcık yem koydum. Bunu Yasin benden istemişti. Akıllı yeniliklerimiz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve lütfen like atmayı da unutmayın. Bu videomuza sizlerden güzel, muazzam bir like bekliyorum. Onu da söyleyeyim sizlere peşinen. Şimdi arkadaşlar ben bunları bir bence kurayım. Ondan sonra videoyu tekrardan devam edeyim. Arkadaşlar son durumu şöyle yaptım. Aşağıda kalacağı için o sehpanın üstüne koydum dörtlü kafesi. Şöyle bir görüntü oldu açıkçası. Şuradan baktığınızda da şurası da şöyle oldu. Bu arada Yasin de geldi bize bir yardım etti. Bunları falan böyle koyduk. Şimdi kuşlarımızı artık yerlerine yerleştireceğiz. Burası zaten tel olduğu için sıkıntı yok. Hani çıkartırken bir korkmamıza gerek de yok açıkçası. Kaçacak diye. Arkadaşlar daha bizim bir arkadaşımız daha var. Onun kuşları da gelecek. O da artık şöyle bir yerlere koyuyor. Hem de şuradan direkt izleyebiliriz. Güzel olur. Arkadaşlar benim balkonum kapalı hali burası. Artık yerlerine koyalım. Bu arada burayı böyle yapmak zorunda kaldım. Evden tünek getirmeyi unutmuşum. Abi şunlar ısırıyor ya. Şunlar şu ısırıyor ya. Hadi sizi alayım o zaman. Benim bunlar ısırmaz arkadaşlar. Mis gibi takım ya. Oo birazcık sallanıyor benim dörtlü kafes ama. Neyse ben buna şimdi bir çare bulurum inşallah. Gel kızım gel. Bu arada kuşlar da uyandı. Her biri bağırışıyor. Akşam diye burası karanlıktı. Gelince ışığı yaktım ben. Şimdi şunları ısıracaklar beni. O yüzden ben bir telefonu kapatayım. Hemen geliyorum gençler. Evet arkadaşlar artık kuşlarımızı eşe attık. Çifte attık. Artık hayırlı olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de evde var. 6 takım oldu arkadaşlar. Şurada iki tane erkek, iki tane dişi kendime ayırdım. Zaten şu erkekleri, eşleri var onların. Zamanı geldiğinde atacağız zaten söyledim. Buraya bir şey koymayacağım arkadaşlar. Bunu yükselttiğim zaman anca koyarım. Çünkü çok alçak oluyor. Burada kuş yumurtlamaz. Baksana şöyle ayak altında oluyor. Olmaz öyle. Vallahi gençler durum bu şekilde. Bak gördüğünüz gibi orada çapkın kur yapıyor. Yani bu ortamda kur olur. Bak şöyle göstereyim size. O onu kaşıyor. O orada bak. Kur ötüşü yapıyor. Şunlar orada bak arkadaşlar. Göstereyim yakınlaştırayım.
Bak bunlar orada erkek dişiyi didikliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu ortamda olur Allah'ın izniyle. Bak şurada yine kuşlar falan var inşallah. Bu Yasin'inkiler inşallah, bunlar da yavrular, hepsi güzel olur. Şöyle göstereyim. Kaç tane kuş var burada şimdi? 2, 4, 6, 8, 9, 6 tane şurada, 15, 16, 3 tane şurada, 19, 20, 21, 22, 23, 3 tane içeride, 26, 28, tam 30 tane varmış arkadaşlar. Daha bizim batuhan falan da getirecek. Yani burası 40'ı bulur Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi bayağı bir kurmur var ya. Ama artık kapatalım. Burası daha fazla ses olmasın akşam akşam. Komşular rahatsız olmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmasanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın.